yine çok değerli bir konuğum var. Doktor Emin Fadıllıoğlu. Aslında bir tıp doktoru, yani tıp mezunu ve uzunca bir sürede kariyerinin başında doktorluk yapmış biri. Sonrasında kurumsal hayata geçmeyi tercih edip yükselerek Abbott'ta üst düzey yöneticilik yaptı. Sonrasında da uzun yıllardır da GSK'da üst seviye yöneticilik yapıyor. 20 saniye sonra tekrar birlikteyiz. Emin abi, biraz önce bahsettiğim gibi, biraz da görüşmemiz öncesi belki profilini inceleyenler olmuştur. Uzun yıllardır üst düzey yöneticilik yapıyorsun. Benim konseptimde de seninle daha önce konuştuğumuz gibi daha çok kişilerin kariyer yolculuklarına böyle biraz daha derinlemesine giriyoruz. Hatta işte yolda karşılaştığı zorluklar, bunları nasıl aştıkları, yapılan hatalar, o hatalardan ne ders aldıkları, bu gibi senin istediğin seviyede özel konulara da giriyoruz. O yüzden sana hızlıca şunu sormak istiyorum. Sen doktorken ve doktorluk sertifikanı eline almışken, diplomanı ve 5 seneye yakın doktorlukta yaptın. Nasıl oldu da kurumsal hayata geçmeye karar verdin? Onun hikayesini çok merak ediyorum. Şimdi bu soruya biraz uzun versiyonu cevap vereyim. Ben aslında niyetim mühendis olmaktı ama doktor oldum. Oranın detayına girmeyeceğim. Tekrar hayata gelirsem, yani geleceğe inananlardanım ben. Hatırlamayacağımı biliyorum ama hatırlamak isterim. Yine tıp okudum. Yani çok 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 iyi bir eğitim. Yani insanın fizyolojisinden patolojisine o mekanizmayı anlamaya çalışmak, başka mekanizmaları çözmekte çok katkı sağlıyor. Ama ben bir tek son sene İngiltere'ye gittiğimde bir ara acaba doktor olsam mı dedim. Sonra çalıştığım süreler mecburi hizmet, mecburi askerlik, master derken 5 sene oldu zaten. Ben baştan beri mezun olduğumda da başka bir şey yapmak istediğimi biliyordum. Neden? Yani çok vizyoner bir yaklaşım değil. Vizyonerliği şuydu: Türkiye'de küçük bir şirkete gireyim. Büyürken ben de büyüyeyim, global bir şirkete gireyim. Ama onun ötesinde büyük bir beklentim yoktu. Sadece işte yurt dışına seyahat etmek, öyle bir ortamda çalışmak, bunun gibi küçücük aslında noktalar beni çekti. Sadece o hekimlikte işte uzmanlık arkasından çok uzun bir süreç var. Ben uzun süreci kısaltmak istedim. Yani hayatımın kaderini daha çabuk kendime almak istedim herhalde. Peki, hadi kurumsal kariyere başladın. Bu üst düzey seviyelere geleceğini tahmin ediyor muydun ya da öyle bir şeyin var mıydı, hayalin? Hani sorarlar ya, 5 sene sonra kendini nasıl, nerede görüyorsun diye. O kurumsal kariyerin başlangıcında bu kadar üst seviyelerde çok büyük boyutları yöneteceğini hayal ediyor muydun? Ya ben bir defa şuna çok inanıyorum Bülent. Pozisyonlarda aldığın kararlar değişiyor olabilir. Etkileri daha büyüyor olabilir. Ama sonunda bir iş yapıyorsun. Belki product managerken 1 milyonu yönetiyorsun. İşte daha büyük işler yaparken 1,5 milyarı yönetiyorsun. Ama sonuçta bir çerçeveleri belli ölçülerde çizilmiş bir iş yapıyorsun. Ben sadece işimi çok sevdim, gerçekten çok sevdim. Yani insanlarla çalışmayı seviyorum, bir şeye beraber girmeyi seviyorum. Acaba olacak mı hissi, daha doğrusu olamama ihtimalinin olmasını seviyorum. O nedenle ben çok sevdiğim için hiç hayatımda ben şunu olayım diye bir talebim olmadı. Hiçbir şirkette, hiçbir pozisyonda. Ben işimi iyi yapmaya odaklandım. Çok da keyif aldım. O oldukça da pozisyonlar geldi. Dolayısıyla hiçbir şekilde onu olacağım, bunu olacağım gibi bir drive içinde benim hiç olmadı. Geldi. Yani işleri iyi oldukça onlar da geldi. Kendiliğinden geldi. Biraz mülakat sorusu gibi olacak. Abbott'ta giriş seviyesinde başladın. Yanlış hatırlamıyorsam ürün müdürü gibi bir... Pazarlamaz. Marketing trainee. Direkt. Aslında Abbott'tan ayrılırken artık üst düzey bir yöneticiydin. GSK'da da o şekilde devam ettim. O arayı biraz anlatır mısın? Bir çok uzun senelerce de şeyin var. Çok doğru bir şey söyledin. Yani birazdan söyleyeceğim klişe gibi gelse de geçen hafta da mesela Genco ile LinkedIn'den konuştuğumuzda o da
Onunla da tutkuyu başarıya dönüştürmekten konuştuk. Gerçekten bir tutkun vardı demek ki ve seviyordun da işini. Başarıda ve terfi gibi yan avantajlar da sonradan geldi. Ama o yükselme hikayene biraz daha girmek istiyorum. Nasıl oldu? Pazarlama asistan olarak başladın söyledin. Nasıl ilerledi kariyerin Ebru'da? Şimdi bu tutkuyu söyleyince bir cümle oraya dair edeyim, sonra buna geçeyim. Şimdi bir yıllar içerisinde öğrendiğim bir şey varsa, o neyi sevdiğini, nerede yeşerdiğini biliyorsan oradan hiç uzak durmak lazım. Ben bu her şeyin bir çözümünün olduğuna çok inanıyorum. Yani onu bulup bulamaman söz konusu. Bazen daha zor, bazen daha kolay. İşte o bilinmezlik zaten o bilinmezliğe tutuluyorsun. Yani, tutku dediğimiz şey aslında acaba bu nereye gidecek sorusuyla beraber geliyor. Benim seyahatim şöyle. Marketing train olarak başladım. İngiltere'ye gitmiştim ama İngilizce bilmeden. İngilizcem de çok iyi değildi. Doktorum, acilde çalışıyorum. Türkiye'nin kalabalık acili. Valla ceketsiz gitmiştim interview'ye, hiç unutmuyorum. Bir kravat, bir gömlek, bir pantolon. Marketing trainer olarak başladım. Bir HR ürünüydü. Çabuk iyi gitti. Bana product manager'lık verdiler. İki ürün de çok iyi gitti. Arkasından başka bir product manager'lık. Sonra satış müdürlüğü. Sonra divizyon direktörlüğü. Sonra iki divizyon birleşti, onun direktörlüğü. Bunların hepsi, bu arada bunları anlattığım hepsi 5 sene içinde oldu yani. Ondan sonra Japonya'ya gittim ben. Japonya çok tam işte o zaman Kör Işi diye bir kitap okuyordum, Osho'nun kitabını. İngilizce söylesem bunu olur mu, yoksa Türkçe mi söyleyeyim? Yani if you have to make a choice, always choose the unknown diye bir cümle vardı. Tam o dönemlerde Japonya geldi. Ne hayal, yani kenarından geçmeyen bir ülke. Başka bir divizyon. Pharma değil, pharmanın dışına çıkıyorum falan. Oraya gittim. Önce commercial direktör olarak. Sonra 1,5 yıl sonra divizyonlar ayrıldı. Asya Pasifik'in başına geçtim. Medical Device bölümünde. Tabii o çok büyük bir aslında genleşme. Birdenbire, yani genel müdürlük falan yapmadan bir bölgenin başına geçmek büyük bir iddiaydı yani şirket içinde. Ondan sonra işler çok iyi gitti. Fakat ben bu arada boşandım. Şirketten de istifa ettim Türkiye'ye döneceğim diye. Ondan sonra o hikayeyi burada anlatılmaz ama benim hayatımın the moment'ıdır o. Hiç unutmayacağım bir andır. Belki de burada anlatmak lazım ama sen hikayenin hepsini vereyim, istersen anlatırım. Sen nasıl Sonra kendini rahat hissedersen abi. Güney Avrupa'nın başına geldim. Türkiye'de based. Bu bir başka şirketin çok büyük bir favor bana yaptı. Yani kızımın yanına dönmek istediğim için. Diğer koşullara ayrılacağım için bana bunu sağladılar, sağ olsunlar. Sonra ama bir yıl sonra tekrar promote ettim. Bu sefer Avrupa, Middle East, Afrika, India falan. Koskocaman bir headquarter Almanya'da. Pazarları sabah 6 uçağıyla gidiyoruz. Cumaları akşam 10 uçağıyla dönüyoruz falan. Bir süre böyle gitti, 2 sene. Fakat bir gün duvara vurdum. Çünkü öyle seyahat ediyorum ki yani hafta sonu kızıma zaman da ayıramıyorum. Ve şunu anladım, yani iyi baba olamadığımı hissetmediğim sürece en azından iyi bir iş adamı çıkmayacak benden. Şirketten ikinci istifam verdim. Yine bir gün yani ben artık dönüyorum diye. Sonra o arada kısa bir dönem bir şirkete gittim. 5 hafta bölge başkanlığı falan gibi bir pozisyondu. Türkiye'nin Abot'un genel müdürlüğü boşaldı. Aslında 2 kademe daha düşük pozisyon. Hayatımın en büyük şanslarından birisidir o. Bir arkadaşım dedi ki bizim sana ihtiyacımız var. Yani koşulları da tabii ki o an yaptığım işten daha iyi değildi. O cümle bana etti. Döndüm. 5 yıl Abot'un genel müdürlüğünü yaptım. Ondan önce işte 12 yılda 10 iş falan yaptım ben. Çok hızlı, lateral bir şekilde büyüdüm. Ama bir işte bir süre kaldığın zaman 5 yıl kendinden de kaçamadığın için aslında gerçekten liderlik olgunluğunu alman için o zamana ihtiyacın var. Çünkü enine büyüyebiliyorsun ama boyuna büyüyebilmen için kendinle yüzleşmen lazım. Sonra Abot abi ayrılırken Glaxo'ya geldim, bölgesi burada olduğu için. Bir süre bir Glaxo Headley'de yaptım. Sonradan da
bölge başkanlığı yaptım. Şimdi işte daha çok corporate projeleriyle ilgileniyorum ama çok güzel bir seyahatti. Çok önemli kırılma noktalarının olduğu, vazgeçişlerin olduğu, yeri geldiğinde kariyerden, yeri geldiğinde koşullardan, finansal koşullardan. Geriye dönüp baktığımda da bir gram hiçbirisinden pişman olmadım. Değişik bir seyahatti yani. Yani son 3 dakikadır anlat, böyle kafamı bazen eğiyorum çünkü notlar alıyorum sen anlatırken. Ben bir sürü cebime hemen ders koydum zaten. Şeyi sormak istiyorum. Bu arada hemen çevirelim. Gerçi herkesin İngilizcesi onu anlayacak kadar vardır ama bir seçim yapman gerekiyorsa bilinmeyeni seç dedin biraz önce. Oradan devam edeceğim. Çoğu kişi bundan tedirgin olur. Konfor alanını bozmak. Bilinmeyenler ürkütücüdür. Gerginlik yaratır insanlarda ki ben de yaşadım bunu defalarca hayatımda. Kaotik ortamlar yaratır. Ama bazen de çok iyi fırsatlar çıkar o bilinmeyenler içinde. Dolayısıyla ben senin başarında tutku, mutluluk kadar o bilinmeyene duyduğun merak ve hevesi de görüyorum açıkçası. Bunlar özellikle genç arkadaşlar kariyerinin başında olanlar için çok doğru. Çok önemli noktalar. O yüzden şeyi soracağım. Bilinmeyene yolculuk aslında konfor alanını bozmaktan geçiyor. Sen de bundan pek çekinmemişsin anladığım kadarıyla. Yani konfor alanını bozmak önemli mi? Ne kadar sıklıkla bozmalıyız biraz? Onu merak ediyorum. Yani hayatımızda ne olmalı da konfor alanını bozmalıyız ya da? Yani belki en zor soruyu önce cevaplamak lazım, buna cevap vermek için. Ben ne için yaşıyorum? Ben niye bu hayattayım? O soruya yaklaşabilirseniz cevabına, ona göre kararlarınızı vermeniz lazım. Yani benim profilimdeki insanlar mesela o güvenli, daha doğrusu işte comfort zone dediğimiz konfor alanına güven olarak da bakabilirsin. Sıkıcı olarak da bakabilirsin. Ben sıkılıyorum. O güven alanı dediğin alanda belli bir yerde kaldıktan sonra. Mesela 5 yıl aynı işi yaptım dedim ama o 5 yılın yıllık maceralarına bakarsan hep bambaşka şeyler denedik her bir yılında. Kendimize bir hedef koyup, genleşme hedefi koyup. Yani hem kişisel hem iş için. Dolayısıyla yani şöyle bir iddia var, ya da arzun varsa, ben büyümek istiyorum, genleşmek istiyorum. Farklı pozisyonlar yapmak istiyorum. O zaman oyunun kuralı bu. Ben başka türlü ben hep burada oturacağım. İşte Türkiye'den seyahat etmeyeceğim. Bu şekilde genleşebilmem mümkün değil. Yani verdiğin kararı hayata geçirmek istiyorsan ve büyümek istiyorsan zaten sık sık o konfor alanlarını terk etmek zorundasın. Güzel tarafı şu, her işte olduğu gibi yani ilk gittiğinde bir işe senin belki 2 gününü alan bir konu, emin ol 2 sene sonra 2 saatini almaz hale geliyor. Ve o çok güzel bir hikaye. Çünkü bir belli hücresi daha koyuyorsun hayatına. O nedenle bu kişiye göre değişir. Ben yani resim veremem bununla ilgili. Ama eğer isteğin büyümek ve genleşmekse bu yegane yolu bunun. Sürekli belki de adını şöyle koyarak yeni konfor alanları bulup onlardan daha sonra seyahat etmekten geçiyor. Evet. Bu arada güzel, ilginç bir yorum geldi. İlteri şey demiş, ilaç sanayinde geçişler, değişiklikler sıktır. Ama bu yolculuk epey ilginç olmuş. Aslında iki firma var, evet, belki Emin abinin portföyünde ama aslında kendi üç, pardon, kendi... Üçte bu için çok bahsetmiyorum yani. Ha, anladım. Ama kendi içinde çok değişiklik olmuş. Hiç aynı yerde kalmamış ki işte yani. Evet. Sürekli Sonra gezmiş. diagnostiğe gitti, sonra device'a geçtim, sonra tekrar farmaya döndüm ve zaten sadece sizin kariyeriniz değil, şirketler de sürekli bir değişim içerisinde. O nedenle ama bunu sevmek lazım. Gerçekten corporate hayatında bir şeyler yapmak istiyorsan, bir yerlere gelmek istiyorsan sevmek lazım. Kesinlikle. Bir de ben senin tevazu tarafını çok seviyorum. Benim tanıdığım kadarıyla. Yani mesela hani neden doktor şeyini kullanmıyorsun demiştim. O
çok gerekli görmediğini söylemiştin. Ki biliyorsun normal Philosophy of Doctora'dan mezun olanlar bangır bangır doktor diye eklerler. Ben de mezun olsam ben de eklerdim. Öte yandan şeyi de sormak istiyorum. Daha doğrusu hatırlatmak istiyorum izleyicilerimize. Ki sen bunun en doğru cevabını verecek kişisin. İlaç sektörünün böyle şaha kalktığı dönemlerde senin kariyerinde gelişti, değil mi? Yani bu 90'lar 2005'ler arası ilaç sektörü bugünkü kadar Türkiye özelinde sıkıntılı durumda değildi, değil mi? Çok parlak oldu ve herkesin ilaç sektöründe çalışmak istediği dönem. Bir dönem çılgın paralar harcanmış, çok iyi karlar edilmiş. Sonra, yani benim belki ilk 5 yılım biraz öyledir. İlk 4 yılım değil mi? Çünkü sonra bu çok ciddi bir kriz ortamına girdi. Özellikle kur krizinin yaşandığı bir dönem var. Sonra çok zor bir dönem var. Yani fiyatların alınamadığı. Hatta bugün de onunla beraber bir yemek yedik. AİF'de Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği'nin başkanıydı Melih Memecen. İlk alınan aksiyon, yani bir hukuki aksiyon almıştı o dönemde. Bu çok zor bir şeydir. Onun dönemindeydi. Sonra benim başkanlık dönemimde de bir takım aksiyonlar aldık. Şimdi en azından kurda bir sabitlik var. En azından daha tahmin edilebilir noktada. Yani sıra noktada olmayabilir ama daha tahmin edilebilir noktada. Bunu pozitif olarak algılayabiliriz. Ama tabii şu an fiyat ve süreçlerin hızıyla ilgili hala gelişim alanları olduğu da ortada. Evet, öyle de bir durum var. Umarım daha iyi durumlarda olur. Yani şunu demek istiyorum ben. Latin Amerika ve Amerika haricinde hemen hemen dünyanın her coğrafyasında ya Pharma'da ya işte device'da diagnostik iş yönetme fırsatım oldu benim. Türkiye'deki sağlık hiç azımsamayalım. Yani Türkiye'deki bugün toplumsal olarak baktığımda, endüstrinin dışına çıkıp da daha büyük resme baktığımda bugün ilaca erişim, inovasyon erişim zaman alıyor. Ama mevcut ilaca erişim, tedaviye erişim, hastanelerin koşullarına falan baktığınızda Türkiye'nin sağlık altyapısı dijital taraflara da baktığında dijitalizasyonun çok iyi bir noktada. Gerçekten çok iyi bir noktada. Yani bunu da hiç atlamayalım. Yani senin yaşadığın yerden daha iyi. Ben orada da staj yaptım. Bugün sağlık sistemi burada İngiltere'den daha iyi olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim sana. Kesinlikle katılıyorum. Buraya gelenler biraz bu şey hep özel sağlık sektörüyle karşılaşıyor. Çünkü çok gelişmiş Türkiye'de özel sağlık sektörü de çok gelişmiş İngiltere'ye göre. Burası biraz daha hani sosyal devlet sayıldığı için İngiltere ama NHS yani bizim SGK'mız İngiltere'deki gerçekten yanına yaklaşamaz. Yani bazı kürsülerde özellikle çok hızlı reaksiyonlar alınıyor. İlaca erişim gerçekten çok kolay. Biz içerideyken çok eleştirel yaklaşıyoruz ama şu an Türkiye'de sağlık sistemi bence de hiç fena değil. Yani gayet de insanları yüzüstü bırakmayacak bir seviyede şu anda. Evet. Ve Yani bu da bütün zor koşulları çok sancılı süreçler yaşadık, çok toplantılar yaptık devletle. Bir tarafı gelişim alanları var hiç tereddütsüz, bir tarafında da bu ülkede yaşayan bir insan olarak bunu da görmekte fayda var diye düşünüyorum. kesinlikle. Şimdi biraz kariyer yolculuğuna değindik. Hani ben cebime şunları aldım. Bilinmeyeni seçmek, o yüzden konfor alanını terk etmek, tutku, mutluluk, iş özel hayat dengesine dikkat, işte kızınla ilgilenmek zorunda, daha sık ilgilenmek durumunda oldun. Şimdi kocaman bir genç kız ama o zaman işte babalığımı tam yapıyor muyum sorgusu. İşte bunlar hep aslında aile babalarının en büyük sorunlarından biri. Hatta annelerin de çalışan annelerin. Ondan sonra çok koşmak da bazen çok avantajlı değil. Dersini aldım ben senin söylediklerin arasında. Evet, hızlıca bir yükselme var ama o dediğin gibi enine boyuna genişlemek şey yapmak farklı. Gelişmek farklı yani enine gelişmek de farklı. Boyuna da gelişmek ve çok çok önemli bir şey söyledin. Yapabiliyorsa gençler bu konuda koçluk alsınlar ama keşke ben de yapabilseydim de 20'li yaşların başında varoluş amacımı birazcık kestirebilseydim, bilmeseydim de birazcık daha kestirebilseydim çünkü hiç düşünmedik. Ama şimdiki Z kuşağı biraz daha varoluşçu galiba, milenyum kuşağı.
Yani biraz kuşak etkisi var. Mutlaka Y'ler biraz daha romantik, Z'ler biraz daha farklı geliyor ama millennium'lar. Ben bir reverse mentoring yaptım. 3 tane mentorum vardı benim. Genç arkadaşlar. İlk 2-3 toplantıda birbirimize girdik. Sonra bütün bu süreç bittiğinde dedim ki ya ben ne kadar çok şey öğrendim sizden. Çok teşekkür ederim dedim. Vallahi hiç yüzlerine baktığımda da onlardan biz de senden çok bir şey öğrendik gibi hiç. Onlardan çok şey öğrendim. Ya şu çok önemli. Gelişmekte olan ülkelerde büyüyen insanlarda. İşte bu orta middle class ailelerden büyüyen insanlarda, yokluğu bilen insanlarda bize hep çok şunu öğretiyorlar. Hep yarını garantiye alma, yarın üzerine ve bunun yüzünden biz başarı tanımını çok fazla işe odaklıyoruz. Bunu ben de yaptım. Kendimi işle tanımladım. Bayılırdım iş hakkında konuşmaya. İşten çıkardım hala iş konuşuyordum. Çünkü kendimi en iyi hissettiğim yer orasıydı. Yani bugün yarın ya da öbürsü gün genç arkadaşlara söylüyorsak bununla yüzleşeceksiniz. Yani siz bir işten çok daha büyüksünüz. Her biriniz çok daha büyük. O nedenle oraya zaman ayırmak, o kendine zaman ayırmak, en azından bunu sürekli farkındalığında tutmak çok faydalı bir şey. Çünkü pozisyonlarla, paralarla falan gelmiyor. Bir bu hayatı mutluluk için yaşıyoruz ya. Dolayısıyla başarının tanımını, kendiniz için başarının tanımını erken koyarsanız hayatı yaşayışınız, iş hayatınızı yaşayışınız da buna göre şekillenir. Kesinlikle çok doğru bir şey söyledin. Katılıyorum bireysel olarak da. Demin çok güzel bir soru bıraktın kucağıma aslında. Şey soracağım. Çok güzel şeyler öğrendim gençlerden dedin. O üç gençten ne öğrendim mesela? Ya bir defa çok önemli fark şu, saygı tanımları çok farklı. Yani biz büyürken bu X işte ya da baby boomerlarda falan böyle şekilsel saygılar gördük biz. Yani öğretmeselerdi gördük. Bugün devlet ziyaretlerine gittiğinde var hala çok da doğal o geleneksel olarak kalmış. Bu yeni kuşakta bu yok. Yani şekilsel bir saygı tanımı yok. Ama bu sana saygı göstermedikleri anlamına gelmiyor. Seni merak ediyorlar. Senden ne alacağına bakıyor. Ama bunun için ekstra süslemeye gerek duymuyor. Ve ne kadar otentik bir davranış. Dolayısıyla birincisi bu. İkincisi ben kızımda da görüyorum. Yani bizim mesela diş macunlarını niye bir de ayrıca kutuya koyuyoruz? Bir sürü kağıda mal oluyorsunuz dedi bana. Ben hani o tarafın genel müdürüyle konuştum. Cevap verdim, tatmin olmadı, mail yazdı. Şu genel müdürün telefonunu mailini verir misin bana diyor. Uzun bir mail döşenmiş. Yani bir kağıt kullanıyorsunuz. Bir diş macunu koyun bir yere başka bir şey koyun. Yazık günah değil mi diye. Dolayısıyla çok büyük bir duyarlılıkları var. Yani o bütün toplum için yapılana, insanlık için yapılana bu da büyük bir pozitif. Biraz romantik buluyorum. Yani Y kuşağının 45'lerini falan merak ediyorum. O yaşlara geldiklerinde 45 hafif bir romantizm var. Gerçekten merak ediyorum. Ben bunu bir şeyle söylemiyorum. Umarım hayal kırıklığına uğramazlar diye söylemiyorum. Umarım hayal kırıklığına uğramazlar ama gerçekten merak ediyorum. Çünkü hani eve ekmek götürmenin dışında bir tanım koyduğun zaman iş hayatına onların yaşadığı gibi yaşıyorsun. Dolayısıyla bu 3 tane konuyu söyleyebilirim sana. Yani kendimde sorguladığım ve zannediyorum içselleştirdiğim. O kesinlikle katılıyorum. Özellikle saygı maddesine. Çünkü bence mutlaka avantajları, dezavantajları vardır bu farklılığın ama önünü iliklemek, korkudan dolayı saygı duymak, çıkardan dolayı saygı duymak, saygı duyuyor gibi gözüp arkadan bin bir iş çevirmek yerine daha net yaptığın işte saygı yığını göstermek ya da sen bir görev veriyorsan, bir iş delege ediyorsan onu hakkıyla tamamlayarak o saygını göstermek ama karşı karşında bacak bacak üstüne atması hiç önemli değil o zaman. Yaptığı iş de var oluyor çünkü. Yapılan araştırmalarda zaten bu duyarlılık, toplumsal duyarlılıkla çok
paralel bir şey söyledin. Sen de hani o araştırmaları doğruladın bireysel gözleminle aslında. Romantizmde ayağı yere basarsa fena değil ama çok uçarlarsa evet hayal kırıklığı olabilir. Senin de dediğin gibi hani ilk 45 yaşında sormak lazım gerçekten. Şey sorusu çok önemli ya, bir problemle karşılaştığımda bunun ne kadarı benim, ne kadarı koşullar. Çünkü bazen o problemleri o koşulların içerisinde çözmen lazım ki bir sonraki gittiğin yere taşımayasın. Eğer o bir miktar sana aitse ve onu koşullara yüklersen aslında aynı çukura tekrar tekrar düşüyorsun. Nerede olduğunu hiçbir şey değiştirmiyor çünkü kendinle gidiyorsun. Aynen Nedenle bir miktar acaba ben nerede büyümeliyim? Bunun ne kadar benden ötürüyü sormakta fayda var bence. doğru. Bir de tek yol her zaman böyle yönetici olayım, üst düzey yönetici olayım, yükseleyim de yükseleyim değil gerçekten. Yani bir konuda çok derinlemesine uzman olmayı tercih edebilirsin. Tabii Girişimde ki. kendi girişimini büyütmeyi tercih edebilirsin. Kötü komşu ev sahibi yapar hesabı. Kurumsalda mutlu değilsen kendi girişimine. Her şey mümkün artık bu şeyde. Bu Çok güzel. Çok evrede. inandığım bir şey var. Yani derler ya, doğru adam doğru işte. Doğru insan. Adam ne der? Doğru insan doğru işte. Ya insan her koşulda doğru. Yani herkesin çok iyi yapacağı bir şey var mutlaka. Yani yanlışlığı insana koymamak lazım. Yanlış işte olabilir ama. Dolayısıyla aslında hepimizin görevi kendisinin en iyisini bulmasına yardımcı olmak karşındaki kişinin. Yani sen o en iyisini bulursa hem iş daha iyi olacak hem onun geleceği daha iyi olacak. Dolayısıyla o fırsatı tanımamız lazım. Sen bir expert modelinden bir generalist yaratmaya çalışırsan çok büyük ihtimalle yakarsın o adamı. Ama bir generalisti de gözleri açık, her şeyi merak edip genleşmek isteyen bir insanı da alıp bir odaya tıkıp individual contributor yapmaya, bireysel işte kontribütör Katılıyorum. yapmaya kalkarsan o adamı da kaybedersin. O adamı da tutamazsın. Dolayısıyla ya işte her şey dönüyor, dolaşıyor. Aslında bu işleri, insanları, çevreleri tanımadan evvel kendimize ne kadar zaman geçirdiğimizden geçiyor. Aynen. Tam o konuya gelmişken individual contributor'lardan bahsettik falan. Senin bu ekip kurma yönüne şey yapmak istiyorum. Onunla ilgili bir şey sormak istiyorum. Şimdi yöneticilik kariyerin başladığından beri irili ufaklı birçok takım ekip kurdun. Projeler yönettin. Ve yükseldikçe de farklı kademelerde bu sefer yöneticileri yönetmeye, liderleri de liderlik etmeye başladın. Sence başarılı bir ekibin unsurları neler? Sen hangi ekibi başarılı olarak addediyorsun ya da? Hangi tür ekipleri yani? Bir defa bir liderin başarı tanımı bence lider bir tek nedenle var. Devamlılığı olan başarı ortamını yaratmak. O ekosistemi yaratmak. Yani bu kuartır yaptı, bu ay yaptı, onu ittirdi, bunu kattı. Bunun adı liderlik değil. Bunu herkes yapar. Dolayısıyla eğer bu ise tanımı organize kendi başına öğrenen organize, yani bir tane cümle kursam, öğrenen organizasyonlar derdi. O da öğrenen insanlara, öğrenen liderlere ihtiyaç duyar. O da öğrenmeye izin vermek, hata yapmaya izin vermeye gerekli kılar. Her zaman o alanı bıraktım, onu bilmiyorum ama benim çok inandığım üç tane alan var. Yani üç alanı hiçbir senior yönetici %100 delege edemez diye düşünüyorum. Birincisi hiç açık ara, birincisi talent, yetenek yönetimi. Tabii ki partnerin HR ya da liderlik ekibi. Ama orası çok içinde olması gereken bir alan. İki, reputasyon, şirketin reputasyonu. Yani hastaya karşı, devlete karşı hata yapamazsın. Akıllı olmaya kalkamazsın. İşte kısa yollar bulmaya çalışamazsın. Neyse onu yaparsın. Doğrusu neyse onu yaparsın. Üçüncüsü de bu biraz daha operasyon ama fiyat. Yani fiyat o gitti mi gider. Yani ona çok özen göstermek lazım. Çünkü fiyat neden önemli? O fiyatı kaybetmeye başladığın zaman o kar zarar tablosundaki yönetim fleksibiliten çok azalıyor.
Dolayısıyla insanlara yaptığın yatırımlar da sadece müşterilere ya da yani pazarlama kampanyalarından bahsetmiyorum. O nedenle de fiyat. Oralarda olmalısın ama onun ötesinde insanlar bu benim şovum hissine mutlaka sahip olmalı. Çok ilginç bir şey söyledi. Falan farklı bir bakış açısı kazandırdın. Yani yetenek yönetimi bu şirket içinde olan bir şey zaten. Çalışan deneyimiyle alakalı bir şey. Ama öyle bir şey söyledik ki ben sattığım ürünün ya da hizmetin fiyatını iyi dengelemeliyim ki içerideki o çalışan deneyimini de o mutluluğu yakalayabileyim mi söyledin aslında. Yanlış anlamadıysam. Yani sonuçta biz şimdi Türkiye'de, Suudi Arabistan'da, Gulf'te Perfect. olduk. Covid döneminde engagement, aidiyet endeksi 4 puan ilerledi. 89'a geldi. %89. Çok iyi. 3000 küsür kişilik organizasyonun içerisinde. Şimdi şu nedenle önemli. Senin fiyatının direkt karlılığa gidiyor ve sen bütün yatırımlarını aslında oradaki fleksibiliten üzerinden yapıyorsun. Tüm insan yatırımlarını ve iş yatırımlarını. Dolayısıyla volüm başarısı tabii ki önemli ama orası hayati önemli. Kesinlikle insana yatırım. Emin abi biraz konseptin dışına çıkacağız ama şöyle güzel bir tespit ve soru var. Senin hani Emin Fadalı olarak da sektör tecrübene yönelik söyleyebilirsin. Yani KSK başkanının açıklaması olmaz bu ama başkanlarından birinin. Özetlemekle konvansiyonel ilacın ömrü bitecek mi? Genetiğe dönüşecek mi? Ve Türkiye buna hazır mı? Gibi böyle bir soru var. Ben de merak ettim açıkçası cevabını. Şimdi artık bir takım ilaçlar commodity. Yani bildiğimiz basit ağrı kesiciler, antibiyotikler, antihipertansiyonlar, antidepresanlar falan yeni bir şey çıkmadığı sürece ve belli alanda da artık inovasyon çok az geliyor. Şimdi aslında hastalıklar üç yerde odaklanıyor. Hemen hemen bütün hastalıklar. Ya çevre faktörlerinin etkisi var, ya genetik faktörlerinin etkisi var, ya da senin psikolojik ya da fiziksel yaşamının etkisi var. Nasıl yaşadığının etkisi var. Dolayısıyla genetiğin mutlaka etkisi olacak ama ben iki tane ayrı trend söyleyeceğim geleceğe dair. Yani. Birisi kişiselleştirme. Yani bugün senin vücut tipin, genetik altyapından dolayı aynı tedaviye aynı cevap vermeyecek bir sürü hastalığı var. Dolayısıyla hem teşhis hem hastalık yönetimi giderek ve giderek daha bireyselleşecek. Ve bununla da ilgili çılgın startuplar var. Dünya 10 yıl sonra çok değişmiş olacak bence. İkincisi de ilaç endüstrisi uzun yıllar tedaviye odaklandı. Yani endüstri, sağlık endüstrisi diye ilaç şey. Yani hastalık var. Ben de bunun için bir ilaç buldum. Hastalık farkındalığını artır. Pazar büyüsün bir yandan. Bir yandan da hastaya ulaş. Hastaya fayda sağla. Aynı zamanda bu ürünün faydalarını anlat. O segment büyüsün. Hem hastaya fayda hem şirkete fayda. Hep tedavi. Ama bugün tedavi değil de o hasta olmamak için yapılan şeyler tedavi pazarından şu rakamlar yok çünkü böyle bir rakam diyor. Çok daha büyük. Çünkü hasta olmamak için nasıl yaşayacağın, nasıl besleneceğin, nasıl spor yapacağın ya da senin genetik altyapına göre yani nerede yaşayacağın ve benzeri ve benzeri çok büyütebiliriz bunu. Ya da işte yaş grupları, 50 yaşına geldiğin, 50 yaşında alman gereken vitaminler, saplemanlar uzatır gidersin isteği. Dolayısıyla ikinci büyük mega dalgada bu. Yani tedaviye ihtiyaç duymadan şöyle düşünelim. Bugün bizim dinleyen genç arkadaşların torunlarının yaş ortalaması 100 olacak. 100 olacak yani. Bugünkü life expectancy trendine baktığında onlar 100 yaşına kadar yaşayacak. Bugün artık saati geriye çevirmenin yöntemini buldu. Yani niye yaşlanıyoruz ve bunu geriye çevirmenin yöntemi nedir? Daha tam olarak klinik çalışmalar bitmedi ama yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor. O nedenle ben genetik
faktörlerden bir tanesi gayet tabii ki. Ama resim genetikten çok daha büyük. Genetik sadece o kişiselleştirmedeki bir unsur. Bir araç belki de, değil mi? Evet. Yani ben şunu anladım söylediğinden. İlaçlar olacak ama biraz daha öncesine alınacak yani. Bu önleyici tedavi deniyordu galiba, değil mi jargonda, öyle bir şey. Demin ondan bahsettim. Evet ama adına Yeni... ilaç demeyelim. Nasıl? Adına ilaç demeyelim. Adına ilaç demeyelim. Yani Evet. senin annen de baban da kardiyovasküler problemlerin varsa, bir genetik altyapın varsa, sen kilona dikkat edersen, düzgün spor yaparsan, iyi beslenirsen, işte yaşadığın yeri buna göre seçersen, stres unsurlarını hayatında ilacı gerek duymadan yönetebilirsen, mutlak olarak annemin ve babanın yaşadığı şey yaşamayacaksın. Yani size şunu söyleyeyim, bakın öyle şeyler var ki, şimdi epigenetik denen, yani genetik artık alt branşları da var. İki tane fare, ikiz. Sadece beslenme alışkanlıkları ve bir takım enzimleri vererek ya da vermeyerek 6 ay sonra bakıyorsunuz, birisinin yaşı işte 40 küsüre gelmiş, birisi hala işte neyse insan yaşıyla 10-20. Yani aralarında çok büyük bir yaş farkı da olmuş. Bir yaşlanmış, bir yaşlanmamış. İkiz genetik olarak tamamen aynı koda sahip iki tane canlı. Dolayısıyla genetik unsurlardan birisi ama epigenetik bence unsurların daha önemlisi. Şöyle, bu ilaç sektörüne yöneltilen en büyük eleştirilerden biri her zaman şey oldu zaten. Hani sadece ilaç değil de genel olarak hani ve daha bilinçli insanlar ya da bu tıp medikal sektörün içinde olanlar ilaç sektörü şu 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 firmalar genelde işte pazar güzel olduğu için, para tatlı olduğu için hep hastalık sonrası iyileştirmeye yönelikti. Senin söylediğin çok önemli bu açıdan. Gerçekten onu dediğin gibi atalardan, genetikten, şuradan buradan alınacak datayla şey yapmak, nedir adı, o öncesine çekmek, o önlemleri baştan almak hastalanmadan. Ki bugün GSK'nın sayfasında, kurumsal sayfasına baktığımızda ilaç firması demiyor, tedavi çözümleri sunan Evet. firma diyor. Dolayısıyla galiba ilerleyen dönemlerde bu dediğin gibi ilaç firmaları, hani klasik anlamdaki ilaç firmalarının bu şekilde dönüşmesi de gerekecek zaten, artık bir opsiyon değil. Zaten Çıkıyor. yok. Bu aslında mutluluk verici bir haber bence. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu ilaç endüstrisi gerçekten hak ettiği takdiri almıyor. Bugün araştırma geliştirmeye açık ara en büyük yatırımları yapan ilaç endüstrisi. Bugün ömrün uzamasındaki en önemli neden hala yaşam biçimlerindeki değişim değil, hala yenilikçi ilaçların hizmete sunuluyor olması. Bu şirketler inanılmaz derecede iyi regüle edilen şirketler. Yani kuş uçurmaz kimse. Yani Abotu'da, GSK'sı'da yani çok çalıştığım, çalışmadığım şirketler. Hepsi için konuşabilirim. Ben dernek başkanlığı da yaptım. Gerçekten hastayı öncelikleyen, yani en ufak bir hata olduğunda gönüllü ürünlerini geri çeken, hastayı odağına koyan ve bunun odağının dışına çıkmaması için de içeride her türlü önlemleri almış şirketler bu şirketler. Dolayısıyla bence takdiri çok hak ediyor. Bir şekilde bu eski bir takım olaylar yüzünden bu bir miktar kredisini kaybetti ama bugün %100 transparan her şey ilaç şirketleri. İkinci bölüme gelince de bugün her şirketin kendi venture capital'ları var. Her şirket bir sürü startup'a yatırım yapıyor. GSK öyle şirketlerle ortaklığı var ki şu an ya da hisse aldı ki işte genetiğin içerisinde yani çok farklı alanlarda sadece kendi olduğu alanlarda değil. Dolayısıyla bu şu an zaten olan ve devam eden bir şey. Evet, yani bu kadar Ar-Ge'ye yatırım yapan bir sektöründe öncü olması çok normal. Benim de inancımı tazeledin açıkçası. Yani ilerleyen dönemlerde sanırım bu geçişleri de, yaşım ömrümüz vefa ederse göreceğiz. Son bir soru sormak istiyorum Emine abi. Şey dedin ya, gençlerden öğreniyorum falan diye. Şimdi bir SEO diyorum, CEO seviyesinde biri ya da işte senin gibi C-level bir lider
Kendini geliştirmek için ne yapar? Yani sen neler öğreniyorsun hala hayatta? Kariyer anlamı, kariyer ya da iş anlamında diyeyim ya da kişisel gelişim olarak diyeyim. Ben LinkedIn'de de galiba böyle bir artikel yazmıştım. Sağ olsun ben yazdım demeyeyim. Biz de iletişimde Pınar'ın da çok katkısı olmuştu. Ben gerçekten şuna çok gönülden inanıyorum. Bir lider öğrenirse o organizasyon kazanır. Dolayısıyla organizasyonun başarısı liderlerinin öğrenebilme yeteneğinden ve organizasyonun o ekosistemi yaratmasından geçiyor bence. Tamamen bence. Tamamen. Bence tamamen. Şimdi hayatta bir bildiklerin var. Bir bilmediğini bildiklerin var. Bir de bilmediğini bile bilmediklerin var yani. O teritori bilmediğini bilmediklerin evren. Koskoca bir evren. Yani sen o koskoca evrenin içerisinde şu kadarcık bildiğinle, şu kadarcık bilmediğini bildiğinle sadece bir nokta olduğunu fark edersen, bir defa pozisyonlardan bağımsız, çünkü ben CEO oldum, çok havalı iş, işte şoförüm var, bilmem ne var, bana çok iyi para veriyorlar, bir sürü adam bana bağlı gibi deyip de havaya girmezsen, çünkü o niye doktoru kullanmak istemiyorum, yani o title, işin o title'lara ihtiyacı yok. Ve insanların ihtiyacı olduğu için kullanıyor o title'ları. Yoksa işte başarılı olmak için o title'lara ihtiyaç yok. Eğer bunun, yani o bilmediğini bilmediğin teritoriye girersen, bence cesaretin tanımı da bu. Yani o teritoriye girmeye karar vermek cesaret ister. Orası seni inanılmaz bir dünyaya karşılaştırıyor. Şimdi ben Japonya'da edindiğim tecrübeyi, istersen 50 yıl daha yaşayayım Türkiye'de, edinmem mümkün değil. Oradaki öğrenimi. O nedenle, yani basiti şu, gerçekten o bilmediğin alanda, hiç fikrinin olmadığı bir alanda. Ben şimdi son 5 aydan beri startuplara çok merak sardım. 200 tane ben yeni arkadaşım var. Ve çocuk gibiyim. Çünkü hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Ve o kadar güzel bir duygu ki bu. Bilmediğim bir alanda o çocuk saflığıyla ve merakıyla bir şey öğrenmeye çalışmak. Dolayısıyla bir, bilmediğini bilmediğin teritoriye git. İki, merakta kal. Yani judgment'a gitmek, karara gitmek ya da bir yargıya gitmek çok kolay. Yani ben mesela, benim tüylerim diken diken oldu. Biri bana şey, benim tecrübelerime göre bunun böyle olması lazım. Allah'ım, yani tecrübe bunun için yok. Yani tecrübe bir, varsa bir tek şey için var. Tecrübelerimiz bize her oyunun yeni oyun olduğunu ve öğrenci çok şeyin olduğunu gösteriyor bence. O nedenle merakta kal ama o teritoriye de gir. O hiç bilinmez teritoriye gir. Yani o bir orman. Ve öğrenmenin hiç yaşı yok. Ben çok daha açım öğrenmeye dair. 20 yaşından, 30 yaşından. Çok daha açım. Çünkü öğrendikçe öğrenesim geliyor. O kadar güzel cümleler kurdun ki, hani quoting yaparsın ya, böyle hani altta Emir Fadıloğlu'nun fotoğrafı vardır, yanda böyle şey geçer falan. Çok güzel bir laf yani, çok özetleyici. Hani bir organizasyonun başarısı liderlerinin öğrenebilme yeteneğinden geçer. Bu kadar basit aslında, çünkü ondan sonra başlıyor o kırılmalar. Lider öğrenebiliyorsa öğretiyor ya da öğrenmek için doğru araçları sunuyor, motive ediyor. Öğrenen organizasyona dönüşmeyi sağlıyor. Çok yani en azından benim katıldığım şeyler söyledim. Evet, yani şeyden de bahsettim mesela, hani CEO oldum, aracım var, şoförüm. Ne oldu? Pandemi oldu, hepimiz evlere patladık yani. Ne oldu o yanaklar? Doğru, bir şekle takılmamak lazım gerçekten. Bireysel etkisi bunlar. Yani bunları çok önemsiyoruz. Aslında doğduğumuz gün şunu bilsek, ya ben insan olarak çok kıymetli bir varlığım. Benim yarın düşünmeme hiç gerek yok. Ben nasıl olsa istediğim hayatı yaşayacağım. Hiçbirisine bu kadar önem vermeyeceğim. Aynen öyle. Çünkü ona ne kadar çok önem verirsen içini boşaltıyorsun. Kendi için boşalıyor. Kesinlikle. O yüzden de ilk başta söylediğin varoluş amacını işte biraz erken, ne kadar erken analiz edebiliyorsak o kadar hızlı öğreniyoruz. Bu arada cümleyi kuramadım. Şeyi düşünüyordum. Bir kitabın ismi geldi, şimdi geldi aklıma. Benim çok yakın bir arkadaşım Hatalı Alanlarınız diye bir kitabı 18 yaşında okumuş olmakla çok övünür.
kitabın şeyin yazarını hatırlayamadım ama ben o kitabı ilk 18 yaşında okudum ve hani şey mesela hatalardan biri beğenilme arzusu. Yani insanız, hepimizin içinde o arzu var. Beğenilme, takdir görme, ama bir yandan da o kadar bağlıyor ve bizi kısıtlıyor ki aslında. Bunun gibi böyle 7-8 tane büyük, yanlış hatırlamıyorsam, hatayı özetliyordu kitap. O yüzden o işte varoluş amacını başta kurgulamak o yüzden çok avantaj sağlıyor. Bir de yorum gelmiş şöyle, söylediklerinizi destekleyen Mete Bey demiş ki profesyonel öğrenci olabilmenin heyecanı paha biçilmez. Çok doğru. Hayat Çok boyunca sürekli öğrenme gibi klişe laflar var ya, profesyonel öğrenci olmak güzel. gerçekten. Emin abi ben çok çok teşekkür ediyorum. Ederim. Yani Çok sağ ol. senelerdir tanışırız. Bu vesileyle o kadar güzel şeyler dersler aldım ki yemin ederim oturacağım, üşenmeyeceğim. Bunları cümle cümle çıkaracağım senin Çok şeyinde, bu sağ ol. Biz sohbet. konuşmadık seninle. Arkadaşlığımız, işte ortak arkadaşlarımızla görüşmelerimizde ben de çok keyif aldım seninle konuşmaktan. İstanbul'a geldiğinde bir gün gel, beraber iki kadeh bir şey içelim. İnşallah, inşallah. Ben de gelirsem beklerim abi. Çok teşekkürler tekrar. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Evet, bugünkü canlı yayınımızın da sonuna geldik. Hep böyle 30-40 dakikaları hedefliyoruz ama o kadar güzel konular konuşuluyor ki hep şey yapıyoruz, biraz aşıyoruz. Önemli değil, isteyen istediği yerden seyretsin. İki kişiye bile faydamız olursa biz amacımıza ulaşmış oluyoruz zaten. Çok çok teşekkür ediyorum bütün dinleyenlere, izleyenlere. Önümüzdeki yayında görüşmek üzere.